Tepki. Hiçbir şey demiyorum. Viral videolar. Ve hiçbir şey demiyorum. Yarısını biliyoruz. Sürekli inanılmaz bölümle başlıyoruz mu diyorum. Evet. Bugün bölüme farklı bir şekilde başlamak istiyorum. Sen bu videoyu mu izliyordun lan? Yok. Ha. Konumuzla da alakalı olarak bizim için bir araba sesi çıkarır mısın? Nasıl araba yani? Araba sesi. Manifortlu şair. Araba. Gın. Motor bu. Bu yemek beğenmiş Çinli sesi. Dur. Biraz herhalde motor açılmamış da. Aa, yarış arabası. O ne ya? Bu eski moda, eski moda. Evet, evet. Eski toprak olmadı. Tomaş. Bölüm içeriğimizi anlamışsındır az çok bu soruyla beraber. Dünyanın en iyi arabalarına tepki veriyoruz. Anladım. Şeyin ne tepki vereceğiz YouTube'daki? Barış Özcan. Abi, YouTuber'lar videolarda biliyorsun evlerini paylaşıyor. Adam Barış Özcan. Özcan. Benzemiyor. Abi, YouTuber... Nasıl benzemiyor ya? Benzemiyor. Verdiği enerji aynı. Evet. Videolarda biliyorsun evlerini paylaşıyorlardı ve biz de onların evlerini izleyerek yorumlamıştık. YouTuber'ların arabaları. Aynı zaman dostlarımız arabalarını da paylaşıyorlar videolarını ve biz de tabii ki ne yapacağız? Bu videolara... Arabaları... Evet. Tepki nasıl vereceğiz. Arabalarla aranız nasıldır mesela? Çok iyi. Çok iyi. Ama şu açıklama yapayım. Şimdi izleyeceğimiz videoların bazılarını YouTuber'lar arabalarını kaplatmak ve modife yaptırmak için GMG Garage diye galiba okunuyor. İsmini bir yere götürüyorlar. GMG Garaj. Gitmeyen kendine YouTuber'ım demesin. Süreçte görmüş olacağız yani. Yani kaplanacak halde görüyoruz. İzleyeceğimiz videoların orijinalleri linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan da arkadaşlarımız izleyebilirler diyelim. Rain Man'le başlıyoruz. Rain Man. Rain Man'in şu anda aktif olarak kullandığı araç değil. BMW 4 serisi bir araba kullanıyordu. Güzel. Oha ta ne bayağı zaman lan bu? Bir sene oldu. Araba. Abi rezaletti ya. Sarı kaplatmıştı değil mi? Sonra değişti yeşil. Rezalet. Hay senin ben amına koyayım. Yo yo onu da kapattım. İçerisi bir arabaydı. Yo yo. Sarı kaplama. Ben olsam yaptırmam abi. Çok sarı be. Abi bir şey diyeyim mi? Bir de diyorum bak kardeşim. Kur'an çarpı. Kur'an çarpı. Nasıl kilo vermiş lan Rain Man? Abi açalım açalım hadi. Abi çok keyifli olsa gerek şu anda tanıklık etmek ya. 2 ve da. Ya çok kötü. Ya dünyanın en kötü arabası. Oh yeah. İbo'ya bak. Bu arada çok kötü ya. Çok sarı be. Renk benlik değil ya. Bu hal daha güzel yani. Ben bu arada bence sarısı güzel. Taksi. Ben öyle taksi gibi gözükmüyor bence hiç. Arabalara çok ilgisi olan birisi değilim ama güzel olmuş araba hakikaten. Ya aslında kötü değilmiş ya. Güzel güzel. Taksi sarısı değil zaten ya bence. Değil bu arada harbiden. Evet güzel olmuş yani çok da kötü durmuyor. Akrapovic. Bence yeşil yaptırdığı daha güdüydü asker yeşil yaptırdığı. Bumblebee kaçar. Yapıştır kardeşim. Hakikaten güzel. Oğlum bu YouTuber'lar iyi kazanıyor ya. Asla benim zevkime hitap etmeyen bir araba. Ben arabayı araba olarak seviyorum. Küçük detaylar... Bence Yaren BMW de sevmiyor direkt. Mini Cooper. Sanmam. Eklenebilir ama çok çarpıcı bir renkle kaplatmak falan bana şey gibi geliyor. Arabayı yazık etti. Nasıl buldun abi aracı? Dış görüşün güzel. Güzel araba abi ne diyeyim yani. Kötü araba değil yani. Gayet güzel. Tamam. Rengi benim tercihim değil ama tercih meselesidir. Ona hiçbir şey diyemem. Saygım sonsuz. Tam yani benim de birkaç tane tercihim olsa bu arabayı seçerim. Koyardım. Yani BMW 520 falan alacağım ama BMW 4 kasayı. Daha genç şey olduğu için mi? Aynen öyle. Daha yani öyle abartılı vesaire bir şey yapmamış. Logosundaki işte mavi yerleri kaplatması, işte frenleri sarı yapması, tekerin içindeki frenleri de sarı yapması, o da sarı, bu da sarı, M işareti sarı falan. Araba diyor ki ben BMW'yim diyor, lütfen bana bunu yapma diyor. Seviyormuş. Yani. Bu aracın abi güncel fiyatı 750.000 TL imiş efendim.
10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu arabaya? 6. Rengi yüzünden, rengini beğendim diye 7 puan veriyorum. 3. 3. Evet, çok kötü. Renkten dolayı bir 6 veriyorum ya. Sen bu kızın şivesine evet. Ne oldu lan? Değil mi? Yabancı gibi oldu. Evet, çok kötü. Renkten dolayı bir 6 veriyorum. Renkten dolayı Kıbrıs oldu. Niye anlamadım. Vallahi beni etkileyen araçlar bu tip araçlar değil. Karavan çıkartsan arkasında bir yaşam alanı olan falan. Ona 10 puan vereceğim için. Bu araba ben mesela bende olsa benim hayatımda büyük bir değişiklik yaşamam yani. Ama araba güzel bir araba yani. Şimdi bu arabaya herhangi bir kötü puan veremezsin. Ama 7 veriyorum. Ben daha iyilerini görebileceğimi düşünüyorum sanki. Güzel. Kaplama falan iyi ama yani güzel bir zevki varmış adamın. İkinci videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Merve Özkaynak'ın videosuna şimdi. Aa, çok severim onu. Bakacağız. Kendisinin Toyota RAV4 arabası var. Hibrit bir araç bu. Hemen videosuna bakalım. Menzili düşük bunun ya. Evet. Environmental friendly. Bu da mı GMG'ye gidiyor? Bilmiyorum. Güzel abi araba. Hibrit olması çok güzel bir kere. Hibrit araba çok istiyordum yani. En büyük hayalim hep hibrit arabaydı. İşte RAV4'ü de görünce aşık olduk. Herkese... Twitch'e Angela'nın arabaları yapın da bir Ferro'nun arabayı koysunlar. Merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalım. Arkası bizim sistemi lan. Şeyi çekti onu, doğal kamak çekti. Hoş geldiniz, yepyeni biliyorum. Böyle karşınızdayım. Bu videoyu arabamdan açıyorum. Aslında hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullansın herkes. Geri dönüşüm konuşuyoruz. Karbon ayak izi konuşuyoruz. Böyle bir dünyada kesinlikle sahip olmak istediğim araba tabii ki çevre dostu bir araba olmalıydı. Çok haklı. O yüzden çok uzun zamandır bunun için bekliyordum. Zaten hiç acelem yoktu. Full elektrikli de alabilirdi ya. İçinde size bunu paylaşmak istedim. Birazcık da aslında işte hani bu hibrit vesaire olmasının yanı sıra doğan şey de istiyordum. Artık yeni alacağım arabanın beni özgürleştirmesini istiyordum ben yani. Hakikaten gideyim Kısırkaya'ya. Oraya buraya tam onluk böyle. Tam alt sürter mi eder mi diye düşünme. Kesinlikle öyle. Uzun yol biz hiç yapmadık. Bak hep mesela bunun benlik bir araba. Ayrıca road trip'ler yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Güvenli de bir araba olsun istiyorum çünkü çocuğum var. Yani Merve aslında şey yapmış. Gerçekten ihtiyaç karşılayan bir araba almış. Her şey bir... mantıklı abi. Bütün istediğim bütün özellikler bu arabadaydı. Peki 100 kilometrede ortalama kaç litre? Ya mesela bayağı en son 3.4 litre falanlara indim ben. Bu arada yakıt tüketimi falan müthişmiş. Düşünsene 3.4 falan diyor. Biz Passat'la 6.5 tüketiyorduk. Evet. Ki Passat da dizeldi yani. Az tabii az oğlum. Az bu arada Passat'a göre. Jeep'ler 20, 25, 30. Diğer otomobillerden çok bir farkı yok. Şeyler işte. Wrangler'lar falan var ya, Rubicon'lar. Onlar fena zaten. Baran'ın kırmızı Rubicon'u vardı, 28 yapıyordu. Oha. Hibrit sisteminin aslında kullanım şekli falan filan her şey aynı ama çok küçük trikleri var. Yani işte gaza biraz daha fazla bastığınızda o benzinli motor devreye giriyor ya, onu devreye sokmadan devam ederseniz aslında bedavaya gitmiş oluyorsunuz yani. Aynen, hiç yakıt yakmadan. İzliyorum ben Doğan. Evet. Gözüm burada. Şimdi normal motora geçtim falan diye. Biraz bu zaten reklam olmuş anladığım kadarıyla. Yok, reklam değil. Öyle. Biraz sağa yapalım. Ben böyle durumlarda kamerayı da açıyorum bu arada. Ha evet, bu arada 360 kamera şuradan var. Şuradan bak onu açıyorum, bu arada, çok rahat oluyor. Evet, zaten o tamamen bunun için. Bu eğlenceli bu olay hakikaten. Tam önünde arabanın bir kamera var ve... Taş mı var, o mu var, bu mu var, her şeyi görüyorum. İşte budur. Sana helal olsun. Gerçekten güzel araba bu arada. Yani ben bravo. Diğerinden evet. Çok bunu isterim. Oha, baksana. Oha. Bu ne lan? Bayağı iyi. Havada kalıyor yani. Aa, ne oluyor lan? Lan aksa bak. Sağlam. Arabayı taşıyor amına koyayım. Arabanın arkası kalktı oğlum. Arkası kalktı. Ve geniş de araba. Güvenli de araba. Yani aynen. Araba bence bu yüksek de araba. Ben bunu daha çok sevdim öyle diyeyim. Yani diğer tip arabalara merakım olmadığı için. Benim zevkime göre bu bence daha iyi bir araba. Güzel. Ben beğendim. Mesela Merve'ye de yakışan bir araba yani. Kendi için çok güzel. Bir kadın güzel, böyle beyaz, böyle soft böyle. Kendi gibi. Kadın güzel, ne oluyor orada diye. Hayır, öyle kadın gibi böyle. Kendi güzel bir araba mı diyorsun yani? Hı hı. Güzel araba. Yani ne bileyim. Ben işte ne bileyim, böyle genç serseri olurmuş, ben spor arabaları falan seviyorum. Sen genç ve serseri misin abi? Kendimi öyle tanımlıyorum. Yani gerçekten ihtiyacını karşılayan bir araç almış. Hani uzun yol yapmak istiyorum dedi, offroad yapmak istiyorum dedi, hibrit bir araba istiyorum dedi, çevreye zarar vermek istemiyorum dedi. O doğrultuda bence çok başarılı bir araç. GMG'de kaplanırmış ama. Kaplanırmış. Harbiden.
güzel araba aslında baktığında. Sadece de önündeki şeyi beğenmedim. Izgarayı. Izgarayı. Ben de beğenmedim. Ha. O şey gibi olmuş, şöyle düzgün bir Japon al. Şu plastiğini azıcık aşağıda tutup ızgarayı şöyle yapsalar çok güzel olurmuş. Geri iyi olmuş. Bu aracın güncel fiyatı 800 bin TL abi. Wow. Tabii. Çok. Ulan zaten Renault Clio amına koyayım 300 bin lira olmuş. 350 bin lira. Çok pahalıymış. Çok pahalı. Peki abi 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu araca? 8 veriyorum abi. 7 veriyorum. Bu arabaya Merve için 7 puan veriyorum efendim. Çünkü onun ihtiyaçlarına uygun. Bana kalsa ben bir Lamborghini falan alırım. Ya Toyota markasını seviyorum. Hı. O yüzden 5 veriyorum. 5 veriyorsun. Evet. Tamam. Okey. Kafi. Ben 10 vermek istiyorum. İçerik olarak 10. İçerikten dış görünüş ya. Olarak ha. 5. Ortalamasını alalım. 7, 8. 7. Aklıma Toyota ile alakalı bir cümle geldi. Bir, biliyor musun? Özlü onu? Söz. Arenden özlü Opel söz. Opel Corsa, Toyota Corona. Ne alaka? Oğlum sen kaç yaşındasın ya? Kaç yaşında adamsın? Şu dediğin laflara bak Allah'ını seversen. Abi geçiyoruz Ne Oluyor Ya kanalına. Bu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftinin ha. bir kanalı. Belki biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Kendilerinin araçları BMW 520. Baba arabası. Görelim ama bakalım belki beğeneceksin. Onlar değiştirdi onu ya. Evet. Dur ya. Audi var. Ne oluyor lan? Vardı galiba değil mi onda? Audi Fırat. Vardı ve ikinci bu. Aynen. Audi'yi satmaya çalışıyordu, sahibine koymuştu falan. Araba şu anda şurada gördüğünlerden biri. Bir göster bakayım. Gördüğünlerden biri. Seyircide bu arada bu araba yeni arabası abi. Ha BMW mi yenisi? Aynen yenisi BMW. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza belasız kullanmayı nasip etsin. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç bilmiyor musun arabayı? Sıfır. Hiç BMW görmedim. Olduğunu biliyor. Sadece BMW olduğunu biliyorum. Biliyorsun. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Gönlünden geçeni söyle. Ya kesin bu. Aa çok güzel. Oo. O değil Ceyda. Bu. Ha. Ha. Bu arada muazzam mavi. Güzel bu da güzel. Bu daha iyi. Bu şey ama. 2020. Ne 2020'si lan? Model. 2020 değil bu. 19 veya 20 bu arada. 19 ya da 20 olması lazım evet. Evet. 19 bu. 20 de olabilir. 20'de, 19 ama 20 kasa olabilir. 20'de mi? Izgarası değişiyor. Hayır 21'de değişiyor. Harbi mi? Evet. Evet 21'de değişiyor. O zaman yanındaki 20. Yanındaki 21'de. O zaman 20. Deri koltuklar very nice. Very nice. Bak içine mi baksana. İçi, evet içi çok güzelmiş. İçine bak yavrum içine bak. Nereden açılıyor? Fırat'ın şey yapması sevdirmeye çalışması. İçine bak yavrum içine bak. Evet. Açtı bravo. Tek için. Attı. İçi beni yakar. Nasıl güzel. Luxury edition. Lüks edition. Ahşap lüks kaplamalar edition. Var. Nerede? Bak, her yerde. Görmüyor musun? Her yerde. Ha. Nerede diyor bak. Ambiyans ışıkları var yani burada. Gece inanılmaz yani. Yanıyor. Aa. Tabii. O ama 2021'in ızgaraları beğendi. Evet. 2021'in içine baksana. İki, evet, içi çok güzel. Ama baksana 21 abi, kasa o, güzel. Çok iyi var. Güzel. Bayağı iyi. Ama 21 kasalarda birazcık, sen de bana katılır mısın bilmiyorum. Japon arabası stili gibi olmuş arabalar. Toyota gibi mi? Evet. Farları biraz öyle, ön farı öyle de. Supra'ya benzemiş evet. Anladın mı? Arka farları çok iyi ama. Yani bu çok BMW tipi bir araba değil yani. Evet. Izgaraları Alfa Romeo, farlar Supra amına koyayım Toyota. Daha böyle geleceğe yönelik bakışlar yani, falan. Yani bilmiyorum bence bu kaliteyi bozmuşlar gibi geliyor bana. Olabilir. Güzel gözüküyor evet ama BMW gibi değil. Oo. O değil Ceyda. Bu. Ha. Güzel bu da güzel. Nerede diyor bak ambiyans ışıkları var burada gece inanılmaz yanıyor. Aa pavyon gibi mi? Ama güzel bir pavyon kaliteli pavyon. Neyse 170 beygir torku da gayet iyi. Sıfır yüzü biraz 8.3. O çok yavaş yüze çıkıyor ya beni zorlar bu. Seni zorlar mı? Sen bizim araba kaç çıkıyor? Ha, arabaya sahiplenememişler bak. Kablosuz şarj var. Ha böyle koyuyorum ediyor mu? Evet koyuyorum ediyorum. Gelin şunu hastanını aldım. Aldım gelin. Al Ceyda. 8 saniye. Ben alayım sen şey yapamadım. Bak şimdi aynı oraya şimdi sokacak. Şimdi kendi kendine bizi. Girerse bak. Bu araba. Aa! Ben niyeyse inanmıyorum şu arabaların kendi kendini park edebilmesine. Bir inanamıyorum ben ilk defa. Güvenemiyorum yani. Çarpacak mıyız Utur? Yok yok çarpmayacağım serbest. En yüksekte açtın yine de harman, her şey anlıyor. Değdik abi adama. Yok yok değmedik. Adama değdik mi? Korkma abi ya. Öttü zaten değmedik. Öter öter o. Bununla bir yere vurman mümkün değil. Nasıl değil ya? Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bu sensörler ötüyor ya. Evet. Sen o öttüğü zaman zaten vurma ihtimalin olmayan bir anda ötüyor değil mi? Hani erken ötüyor. Erken ötüyor. Evet erken ötüyor erken ama. Erken öten horozu keserler ama abi.
Kendi esprisine gidiyor. Dur abi şimdi. Uzun süre bir kendi esprisine gidiyor. Kendi esprisine gidiyor. Dur abi şimdi. Uzun süre bir kendi esprisine gidiyor. Çok saçmalarla bak. Ay çok iyiler ya. Bayılıyorum. Ben BMW'yi çok seviyorum ya. Kahverengi de güzel olmuş da. Birazcık klasikleştirmiş sanki. Hmm. Adamla daha, kadın daha genç yani. Evet, büyük yaştaki kişiler. Yok mu arabayı bir RSQ6'sı olan biri? Yani böyle mesela içi böyle oluyorsa bana araba şey kafası geliyor. Şoförüm kullan. Döşeme hiç güzel olmuyor. Ahşap döşeme. Evet ya sevim. Direkt simsiyah oluyor. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de şey seviyorum. Sport paket. Karbon aynen. Biber. İçte sport paket en iyisi. Araba yani o zaman aynen. Ben kullanmayayım. Çok güzel bence rengi koltuk. Diğerleri harbiden makam aracı gibi oluyor. Mersin'in ambiyansı çok iyi. İç. Çok şık. Burnuma kadar abi kokusu yani. Geldi yani. Deri kokusu. Yeni araç kokusu. Evet evet. Güzel renk. Hoş bir renk. Hoş. Evet hoş. Evet. Herkes çünkü beğeneceği bir renk değil bu arada arabanın içi için. Ama yakışıyor aa. Yani arabanın içine böyle bir renk gayet güzel. Ama dışıyla pek yakışmadı sanki ya. Yani, lacivert maviyle yani, evet, çok gitmiyor. Absürt evet. Kaçtı bence. Aynen. Çok iyi bir seçim abi araba. Ben çok seviyorum. Bu vallahi. BMW zaten çok seviyorum. Bu aracın abi. Ne? Ares Q6 diye bir şey. Araba var mı? Abi güncel var mı? Fiyatı. 1200. 850 bin TL'ymiş. Aa. Ha. Oğlum Toyota da kadar pahalıymış ya. Ben ön yargılıyım ya BMW'ye. Ben pek sevmiyorum yani. Vallahi. Çünkü herkes BMW seviyor diye o yüzden. Sadece ondan değil aslında. Bu hatları falan çok sert ya. Bana böyle Apache style geliyor. Ben daha yumuşak, yuvarlak hatlar seviyorum. Benim de BMW var. Sevmiyorum işte seni. Seni sevmiyorum. Sen de bu Apache'sin. Yok öyle bir araba ya. Evet abi içimizde var ya yani. Evet. Sadece Esenler çocuğuyuz oğlum. Evet. 10 üzerinden bu araca... 8 pardon. Kaç puan veriyoruz? 9 veriyorum. 10 üzerinden bu arabaya... 6 veriyorum. Ama o da harbi hastalık işi. Harbi hastalık işi. Ananı sikeyim ya. Şuna bak ben gördüm bunu. Sese bak ananı avradı ya. Ben Mojir'e Urus yapmıştım ya. Oğlum çok güzel lan. Öne bak kasaya bak. Gece biz bunu kapıda görmedik mi lan burada? Sana bir şey söyleyeyim mi? Olay bu. Bayağı iyi. Bu araba dünyasının en güzel 10 arabasına girer benim için. Girer bence de. Hırrıyor araba. Ne diyorsun Çeça? Bu ne? Ferit abi bundan istemiyor mu? Ferit bundan istiyor evet. Ferit Ares 6 istiyor. Aynen. Bunu yok bundan da istiyor. E ben de istiyorum o zaman. Sese bak ben gidiyorum. Harbiden fena araç. Bu araba çok dağ fena. Bayır tırmanamaz. Ne? Dağ bayır tırmanamaz bu. Niye ya? Anca düz yol. Ne alaka ya? Bu araba dağ bayırı var ya. Arabanın torkunu gördün mü sen? 300'üne. Lamborghini Urus mu bu mu? Ne? Urus mu bu mu? Bu. Saçmalık. Urus mu? Urus daha iyi bu. Urus bu. Urus bu. 2-0 be. Adam be. Ha izlemeyi bıraktın gol oldu. Kanka. 2.5 üstü oynamıştı. Bu arada o ekipman almamıza gerek yok ki bizim. Hadi ben yedi. Rayman'ın arabası bundan bence daha iyi mi bilmiyorum. Araç karşılaştırma kriterlerim yok ama bu arabayı da altta... Bir şey söyleyeceğim. Bana mesela Audi'nin Q serisi, BMW'nin X serisi, efendime söyleyeyim Mercedes'in şeyleri G serisi, GLA'ları. Evet. Normal sedan araçlara göre o B SUV'ler veya SUV'ler çok daha güzel geliyor. X'ler falan mı BMW'nin X'i? Evet. Kanka tabii. Benim en sevdiğim araba BMW 7 serisi. 740 mı? Evet. Çok güzel araba. X1 bile var ya, X1 bile çok tatlı. X1 çok tatlı değil. Yemin ederim çok tatlı. Bir X5 iyi ama. Audi Q2. Tam gibi. Q2 mi? Büyük polo. Aynen. Büyük polo. Büyük polo, kaplumbağa. Bayı ne? Sen diyemiyorsun.
Tabii. Hani eş değerli 7'nin farklı tonları diyeyim yani. Buna da 7 puan veriyorum. Herkes 7 mi veriyor? Herkes 7 veriyorum. Herkes benim standartta gidiyor. Bana üzerine çıkan ya da altına inen bir şey çıkmadı şimdiye kadar. Ya da olan köylü. O zaman kime geçiyoruz biliyor musun? Köylü olduk. Enes Batur abi. Evet. Şirokko mu? Yapma gözünü seveyim. Torbacı abi. Tamam, Enes Batur'dan bir şov bekliyorum. Sonunda Enes Batur yani. Sıkıcı youtuberlardan kurtar beni yani. Çıkart Maserati falan çıksın yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Ha Enes'in acaba alfa mı, beta mı, teta mı? Hangisi geliyor? Hammer mı? Hammer, hammer. Yeni savaş aracımız Ares'i almaya gidiyoruz. Savaş aracımız. Klipten mi etkilendi? Ne oldu? Oha. Çok Hammer mı? Şimdi bu araba mesela. Çok iyi. Bak bu araba. Bu araba abi. Hiç sevmiyorum lan. 2-1 mi? Ne oluyor amına? Tank bu tank. Oha. Yok artık daha neler ya. Bir de öyle böyle bir araç da değil yani. Sen ne diyorsun? Kafayı yersin. Aref'in arabası. Kimi? Aref Gaffari. Aref Gaffari. Onun araba mı? Onda da var. Onda da var. Sevgiyi gösterecek. Gördün mü? Kaça bırakıyor? 500 anlaşırız. Siktir lan ne 500'ü. Harbuki ne kadar bunun piyasası? 1,5 milyondan bir, başlıyor. 1,5 vardır minimum. 1,5'dan başlıyor. Minimumdur yani. Bizi bozar. Bu da Apache arabası. Deme artık ya. Bunun arabası 4 milyon vardı. Hangi Apache alıyor bunu amına koyayım? Apache arabası mı? Evet öyle dedi. Öyle mi dedi? Abi sen Apache görmemiş. Yani güzel. Bayağı güzel. Ama hiçbiri... Dambilizer'in benim, durduk yere Apache oldu. Hiçbiri şimdi. Benim hayallerimi süsleyen şu ara... Ömer düşün. i8. Makam aracımız. IEU Medya'nın makam aracı. 3 Maybach tane, mi? 3 tane bundan konvoy izle. Maybach. Ama çakarlı konvoy. Üf. Olay bu. Nasıl olacak biliyor musun? Ben çıkıyorum tavana yapıştırıyorum şeyi. Tabii tabii. Bantuzluyor. Bir şey diyeceğim. Cadillac daha iyi. Siktir git. Lincoln'u tek geçerim amına koyayım. Mercedes farı çalmışlar. He? Mercedes farı çalmışlar. Abla ipek kirpik taktırmış. Oğlum harbiden çok fena araç. Bekle. Cadillac daha iyi. Kendisi ZZ plaka tofaşına biner, önde arkada Lincoln götürür. İzle. Araba çok iyiymiş Burak. Yalnız gerçekten ilginç bir şey ya. Muhteşem olmuş bak. Parlarımız da güzel. Her renk var oha. Mı abi? 7 tane rengimiz var. Oha. Kendisi. Bu çok iyiymiş. Bu istediğim rengi verebiliyorum falan. Bu, böyle bir... Ya bir insan niye yolda giderken far rengini değiştirirken bu? Razer şey var mı? Oh yeah. Işıkların da rengini. Tabii. Lacivert göz sıkıyor. Biz de kasanın içi oynuyor diye seviyoruz onu. Lacivert göz yoruyor. Biliyorum falan bu. Böyle bir şey var mı? Dur. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki. He Yılmaz abi RGB aynı. Pavyon. Parti modu. O ne la? Hakikaten bu biraz... Bunu abi çekeceksin acar kendini. Eğer yani, mis gibi. Kuytu'nun köşesinde. Yakacaksın farları parti yapacaksın abi kendine. Oha çok ilginç bir şey ya. Ömer'im Tavan ne abi? Tavan Rolls Royce. Ooo tavan iyiymiş. Ay içi de güzel olmuş. Ya abi benim tavandaki şeyler çok iyi. Özel var bu mesela anladın mı? Apache ya da değil yani. Ben seviyorum abi böyle şeyleri. Bana böyle şeylerle gelin yani. Hani yıldızlar iyi ama yıldızlar bir yandan da bana şey anım satıyor. Şu dolmuşlardaki... Rax mı abi? Klip vardı bizim. Yorasan. Mavi, kırmızı falan anladım. Onları biraz anım satıyor tat olarak. Gülmekten ölüyordu kendisi. Bu olmaz abi. Bir heyecanlandı.
Ben şu an hamuru adamın elinden alırlar ya, hamura bunu yaparsa. Yıldızlar çok iyi. Bir şey diyeceğim. Ben. Yıldızlar çok iyi. Daha şık olmuş. Maykoçar. Ama içi çok kötüydü. Şu an içi muhteşem olmuş. Yani böyle eski bir araç olduğu için hamur. Ama çok güzel. Yani içi çok kötü oluyor çünkü eski bir araç. 2021 model bir hamur görüyorsunuz ve Türkiye'de bunu göremezsiniz kolay kolay. Yok yani. Çok yani çok zorluk çekecek ama yani bence söyleyeyim ona ben. İstanbul'da böyle bir aracı kullanmak bayağı zor yani. Ne olacak ya? Abi ne olacak? Önüne kırarlar max. Çarpsa hiçbir şey olmaz. Harbi. Seviyorum ya. Tank mübarek. Çok iyi, çok beğendim. Güzel ama ya sarı rengi bence çok güzel seçmişler. Tamamlamış yani bunu. Ama plakalar çok altın altın ya böyle. O parlaklığımı biraz sevmedim. Ah ya gerçekten bugün çok param olursa inşallah araba koleksiyonu falan yapacağım. Araba koleksiyonu. Aynen kıyafetime göre araba seçmek istiyorum. Bu da benim sevmediğim bir. Güzel lüks. Bunu mu sevmedin? Sevmedim. Niye? Farları pavyon gibi ışık saçıyor ya. İyi ama araba, güzel ya. Araba yapmış. En azından böyle şey, sade. Ben sade seviyorum abi. Öyle... ne sadesi var? Sade abi. Farın ışığı değişiyor. Yedi rengi var. Sade arabaya bak. Çok can canlı manjanlı olmasın yani. Ya ama altın detayları falan... kötü değil. O abartılmamış yani. O yüzden bir şey güzel. Soracağım. Efendim? Bu şey Cardi B miydi? Araba alıyor, ehliyeti yok. Niye evet. Aldın diyorlar. Fotoğraf çekmek için diyor. Evet. Öyle hayatın amına. Ben. İçmeme. Araba, hamur tabii ki bir şey diyemem ama hamur çok güzel. Ya yine bu sarı kaplamalar falan. Keşke daha... kalsaydı öyle ya dışı. Güzel bir sarı yerine mesela parlak veya mat siyah olsun. Devam etsin öyle. Bu aracın abi sıfırının fiyatını bulamadık tabii, satılmıyor ülkemizde ama ikinci ellerin fiyatı abi 1 ile 2 milyon TL ne? Arasında. Oğlum ne kadar pahalı. 1 ile daha 2 da milyon TL arasında imiş efendim. 2 milyon üstünde olan. Bu arada arabanın tipine göre normalmiş fiyatı. Ama tabii bu 2021 var. Yaptırmış her şeyi değiştirmiş tampon mampon. Ama olur yani. Kurşun geçiriyor mu acaba? Büyükten küçüğe fiyatları sıralı deyip ilkine mi tıklamış? En pahalısı hangisi diye evet. Bakıp. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz bu araca? Ben tahmin edeyim mi? Tamam. Sen 4 vereceksin. Sen de... İşte budur. 4, 5. 7 verecek. 5. 8 puan verin. 8 puan verdik. 6. 6 vallahi puan. Çok ayıp ediyorum. Arabalar çok iyi de. Ben şeye ama puan veriyorum. Kaplamalarına puan veriyorum. Tamam canım. Dışına falan. Dış görünüşü, iç görünüşü. Onlara puan veriyoruz. Bu araca 8 puan veriyorum ben sizin. O içindeki yıldızlar, şeyler nasıl ışıklar falan tamam. 10 numara. 5 puan veriyorum. 5 puan veriyorum. Yok yok şaka yapıyorum ama hamura 8 puan veriyorum. Son olarak Kafalar kanalından Fatih Yasin'e geçiyoruz abi. Fatih'in arabası Audi A3 al Sedan. İşte. Ne oldu? Abi de A3 de şeydir. A1, A3, keko arabaları. Al işte. Selam. Ayıp ettin. Ben Audi zaten sevmiyorum. Bir A8 güzel, bir de A3. Ama harbi kuru arabası. 10 numara araç. Araç iyi de mimli. Ya A3, mimli 1.16. Araçlar. A3, 1.16. CL A180. 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 Bak 3 tane bir markanın temel arabaları aynen. Bunlar. Audi de iyi yani şimdi, yalan yok. Bu arkadaş ne yapıyordu? Hangisi? Fatih Sedan. Fatih Audi. Abi Kafalar kanalı var ya 3 tane. Ha çocuğu. Tamam. Atakan, Fatih bu. Ha tamam onlardan Kafalar kanalını dedim. Ha. Tamam pardon. Nasıl ya? Akrapovic egzoz zaten en iyi egzoz. Yanlış. İskender Usta'nın egzozudur en iyisi. Bilen bilir. Jantlar güzelmiş hocam. Jantlar abi. Nasıl? Ben A3 sevmem. Şu anda abi bu Audi A3 değil bu RS3 falan, sen bana niye şey yapıyorsun, dışarıda arabamı kötülüyorsun? Gayet temiz. Bence güzel. Mat olması beni çok etkiledi. Bu var ya üst düzey abi. Bak. Ön tarafı A5 yapmışlar. Izgarayı? A5 yapmış. Ama plakayı taksın oraya, ceza yer ha. Buradaki gördüğün gibi detaylar belirledi. Çamurun ağızlarının anlamından keza. Panyol standarttı, S3 panyolunu taktık. İleride S3'ümüz olacak. Jantlar baya güzel yakışmış ha. Mersa'nın jantları 5 kol. Meh. Güzel olmuş lan araba.
Değil mi? Mat kaplama yapmışlar. Ben hayatımda bu kadar güzel A3 görmedim. Güzel olmuş bakalım. Evet bak mat kaplama demiştin sen zaten. Valla ne yalan söyleyeyim, bu da güzel olmuş. A3 deyince daha şey normal bir araba bekliyordum. Bu da baya bence havalı olmuş yani. Böyle kendini çok göstermeyen ama bir yandan da aslında çok buradayım diyen evet. tipte araçları seviyorum. Bu da biraz öyle olmuş. Hoşuma gitti yani bu. Bundan canım çekti mesela. Güzel olmuş. Küçük detaylar olsaymış daha da güzel olurmuş ama böyle sade de seviyorum ben. Mesela Tigran Turismo siyah mat yapıştır. Ya Yara senin ben gözün tamamım. Hep Maserati yani. Abi Maserati mükemmel bir sedan. Maserati gerçekten güzel bir araba. Gerçekten iyi ya. Dünyamıza dön ya. Lan ne dünyamıza döneyim? Enes'in arabası 2 milyon dedin. Evet, bu aracın fiyatı da arkadaşlar tam tamına 400 bin TL imiş şu andaki güncel fiyatı. 10 üzerinden bu araca kaç puan veriyoruz? 5 verdim. Tamam, A3'e 3 puan veriyorum maalesef. A3'ü hiç sevmem. Çok A1 de sevmem. Arabanın kaplamasına da 10 vereyim. He. 10 vermem. 9 vereyim. 4 ile... A1 ne ya? Küçük var ya, hatchback. Onunla da A1 mi lan? Bunun arasında kaldım. 7. 7 mi? Hepsi 7. Buna da 7 puan veriyorum. Kaç puan veriyoruz Fatih'in arabasına? Buna da 7 veriyorum efendim. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz efendim yorumlarınızı. Biz teşekkür ederiz. Bu bölümü arkadaşlar 150 bin beğeni gelir ise... Bu arabaları deneyeceğiz daha. Hayır ya, hayır. Tepkolik kanalındaki insanların arabalarına tepki vereceğiz. Hayır, hayır. Twitch yayıncılarının arabalarına... Tepki vereceğiz. 150.000 like gelmezse nerede de tepki vereceğiz. Daha da aldı bu arada. Seviniriz arkadaşlar. O zaman sonra... Ne? Twitch yayıncıların arabalarına tepki varmış ya, Ferit abi kazanır diyor. Zaten aman akıyım, zahmet oldu. Aha Efe, aha Efe, bulduk. Neyi buldunuz ya? Efe T-Rock büyüktür her şey. Ulan şu arabanın güzelliğine bir bak. Polo'nun abisi. 20 lira.